Winston Churchill Allah'tır. Bu insanlar büyü yapıyorlar. Bu dünyada hiçbir şey gerçek değil. Her şey tamamen mantıksız. Mesela pilleri seri bağladığınız zaman pilin artısı eksisi birbirine değiyor. Normalde artı ile eksi birbirine değdiği zaman pil şey olur. Tükenir. Yani artı ile eksinin birbirine değmesi demek pilin kısa devre yapıp kendi kendini yok etmesi demek. Ama pili seri bağladığımızda nedense pil tükenmiyor. Bunun yerine voltaj artıyor. Bu bile bu dünyanın sahte olduğuna kanıttır. Bu dünyada hiçbir şey mantıklı değildir. Normalde pillerin tükenmesi lazım. Tükenmiyorlar. Ayrıca bunun yanı sıra dünyada bir sürü mühendis var. Kimse bu mühendisleri tanımıyor. Nerede çalıştıklarını, ne iş yaptıklarını bilmiyor. O kadar dönüşen robot oyuncağı yaptılar, Gundam maketi yaptılar, Transformers oyuncağı yaptılar, kendi kendine dönüşen, hareket eden, dans eden robot yaptılar. Bu mühendisler enayi mi kendilerini saklıyorlar, kendilerini gizliyorlar? Kendi kimliklerini açıklamıyorlar. Ya da biz niye bu fabrikaların videolarını görmüyoruz? Şimdi bakın, bu dünya gerçekse insanların YouTube'a video koyması lazım. Yani bir cep telefonu ürettin, bir araba ürettin, bir uçak ürettin, bir oyuncak yaptın, bunun üretiminin videosunu koyarsın, reklam yaparsın. Ya da ne bileyim, ürettiğin ürünün reklamını yaparsın. Ama bunlar bunu yapmıyorlar. Maliyetlerini falan göstermiyorlar. Becerilerini, yeteneklerini göstermiyorlar. YouTube'da video yok. YouTube ağzına kadar otomatik olarak üretilmiş, Artificial Intelligence tarafından üretilmiş, saçma sapan animasyonlarla ve videolarla dolu. Bunun yanı sıra video üreten kod yazdılar. Bir tane zeka var, yapay zeka. Kendi kendine video üretiyor. Bir tane yapay zeka var, kendi kendine fotoğraf üretiyor. Yani bakın, bu dünya gerçek değil. Winston Churchill Allah. Winston Churchill büyü yapıyor. Güler Sabancı Cebrail aleyhisselam. Melinda Gates'in gerçek adı Michael. O da Mikail meleği. Benito Mussolini de baş melek. Goebbels şeytan. Churchill Allah. Ben Hazreti İsa'yım. Şimdi bakın, Allah hiçbir şeyi yoktan var etmiyor. Evren esir denilen bir maddeden oluşuyor. Bu esir maddesini dünyaya topladıkları zaman, dünyayı yarattıkları zaman uzayda boşluk oluştu. Çünkü uzaydaki homojen olmuş cismi sıkıştırarak dünyayı katı maddeleri ürettiler. Dünya oluşunca, katı maddeler oluşunca uzay boşluğu meydana geldi. Varlığın olduğu yerde yokluk olur. Sıcaklığın olduğu yerde soğukluk olur. Işığın olduğu yerde karanlık olur. Yani bak, Allah ne yapıyor? Allah ışığı güneşte topladı. Güneş parlıyor, güneş yanıyor. Güneş yanınca her yer karanlık oluyor. Bu karanlıkta da biz hayaletler, gölgeler görüyoruz. Hareket eden gölgeler görüyoruz. Ondan sonra bakın, ne yaptılar, ne yarattılar? Duygular. Siz şimdi bazen mutlusunuz, bazen üzgünsünüz, bazen canınız sıkılıyor, bazen çok neşeli oluyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Çünkü biz duygularımızı diğer insanlardan alıyoruz. Birisi üzüldüğü zaman sen mutlu oluyorsun. Birisi acı çektiği zaman sen zevk alıyorsun. Yani duygular homojen bir şekilde dağıtılmış durumda. Depo var, duygu deposu. O depolardan insanlara aktarılıyor. Bu duygu deposunun yerini Allah bizden gizliyor. Allah'ın duyguları depolamak için yarattığı canlılar var.
uzayda bir yerde, yerin altında bir yerde. Fazla neşe olduğu zaman bu canlılara gidiyor fazla neşe. Fazla acı olduğu zaman yine bu canlılara gidiyor. Bu canlılar duyguları dengeliyorlar. Yani bakın, duygu nedir? İnsanlar diyor ki duygu vücut kimyasından, biyolojiden oluşuyor. Öyle bir şey kesinlikle yok. Ben her gün aynı yemeği yiyorum. Her gün aynı suyu içiyorum. Her gün aynı saatte dışarı çıkıyorum. Aynı saatte uyuyorum. Benim vücut kimyam hep aynı. Biyolojim hep aynı. Ama duygularım sürekli değişiyor. Önce bana zevk veren bir şey daha sonra bana tiksinti veriyor. Önceden mutluyken, sevinçliyken birdenbire üzgün, sinirli oluyorum. Ondan sonra bakın, benim ne düşündüğümü, ne planladığımı, ne yapacağımı Goebbels önceden biliyor. Goebbels'ın geleceği görme gücü var. Benim gücüm gerçek olduğuna inandığım her şeyin gerçek olması. Gerçek Allah benim. Bütün herkesi ben yarattım ki yalnız kalmayayım, acı çekmeyeyim ve mutlu neşeli olayım. Bugün Winston Churchill ile Güler Sabancı'nın görevi beni mutlu etmektir. Ama bunlar beni mutlu edeceklerine bana işkence yapıyorlar, eziyet ediyorlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben Allah'ım, ben peygamberim, herkesten aç benim, herkesten fakir benim. Gitmişler özürlü insanlara trilyonlarca dolar, milyarlarca dolar para dağıtmışlar. Herkesi yedirip içiriyorlar, Kuşum Aydın'ı falan. Jake Paul'u, Logan Paul'u. Onların parası benim hakkım normalde. Savaş Cebeci kebapları gömsün, halter kaldırsın. Biz burada sürünelim. Yani bakın, bilerek kasten bana acı çektiriyorlar, beni öldürmeye çalışıyorlar, beni yok etmeye çalışıyorlar. Güler Sabancı ile Winston Churchill beni kıskanıyor. Allah benim, mantık bende. Goebbels gelmiş diyor ki ben senden daha akıllıyım, daha zekiyim. Tamam da benim mantığım var. Ben en mantıklı kişiyim ve ben kendi hafızamı sürekli siliyorum. Çünkü hatırlarsan zevki çıkmaz. Allah sürekli kendi hafızasını ve diğer canlıların hafızasını siler. Hafıza silmenin amacı şudur. Eğer ölümsüzsen, 5 milyar yıl yaşıyorsan her şeyi bilirsin. Herkesten zeki, herkesten akıllı olursun. Omnipotent diye bir şey var. Omnipotent nedir? Evrendeki atomların, moleküllerin hareketlerini yöneten, evrende yaşanan fizik kurallarını yöneten, senin hücrelerinin bölünmesini yöneten, her şeyi bilen Tanrı'dır, Allah'tır. Yani bakın, bazı insanlar aşırı derecede salaktır. Sadece itaat ederler, hiç düşünmezler. Bu insanlar omnipotenttir. Bu insanların görevi bu evreni simüle etmek, bu evrendeki olayların mantıklı bir şekilde yazıldığı gibi, planlandığı gibi yaşanmasını sağlamak. Adamın duyguları yok, hisleri yok. Tek yaptığı şey kendisine söyleneni yapmak. Anladın mı? İtaat ediyor. Robot. Git diyorsun bana bilgisayar oyunu yap. Yapıyor. Yaptığı bilgisayar oyunu kopyala yapıştır. Kendi zekası, kendi aklı yok. Millet ne yapmışsa aynısını yapmış. Hayal gücü yok adamın. Düşünme, planlama yeteneği yok. Yani bakın, bu dünya benimdir. Bu dünya benim için yaratıldı. Ben yarattım. Güler Sabancı ile Winston Churchill beni öldürüp Allah olmak istediler. Allah'ın yerine geçmek istediler. Doğaüstü güçleri var diye, büyü yapıyorlar diye götleri kalkıyor. Bakın, bu bir saatli bombadır. Zamanı gelince ve öldüğüm zaman ve hak ettiğimi vermediğiniz zaman sizin başınıza felaketler gelecek. Daha önce de aynı şeyleri yaptık. Peygambere karşı gelmenin cezası ölümdür. Bunu herkes bilir. Eskiden de sizi cezalandırdım, yine sizi cezalandıracağım. İstediğiniz kadar bana karşı gelin, bana diklenin, görevinizi yerine getirmeyin, yine de öleceksiniz. Hepiniz yine öleceksiniz. Orospu çocuğunu ben, beni mutlu etsin diye, beni eğlendirsin diye yarattım. Sakat bok yığını bana para vermiyor. Bu dünyanın gerçek olmadığı çok belli. Ben doğar doğmaz Benito Mussolini geldi benim ayağıma bastı. Annem geldi beni boklu suyla yıkadı. Sonra bana seni yiyeceğiz, seni öldüreceğiz dediler. Beni yemeye, öldürmeye çalıştılar.
Benim babaannemin Zeycan'ın içine Winston Churchill girdi. Babaannemiz Winston Churchill yönetiyordu. Sürekli getir onu yiyem, getir onu yiyem diyordu. Beni öldürmeye, yemeye çalışıyorlardı. Yani bu dünyanın gerçek olmadığı çok belli. Anne baba çocuğunu korur. Korumak zorundadır, koruyacak. Sen ne yaptın? Annemi babamı bana düşman ettin. Doğar doğmaz annemle babam beni öldürmeye çalışıyor. Uyuşturucu veriyorlar, bayıltıyorlar, kafama baltayla vuruyorlar. Bakın arkadaşlar, emirlerime karşı geldiniz. Sizi sikerim, hepinizi öldürürüm. Kimse haddini aşmayacak, hepinizi geberteceğim. Kimse bana karşı gelemez. Bu dünya benim tatil köyüm. Ben Allah'ım, ben çalışmıyorum, hiçbir iş yapmıyorum. Herkes benim için çalışacak, benim emrim altında çalışacak. Kimse bana eşit değildir. Kimse benimle tartışamaz, konuşamaz. Hepinizi öldürüp yiyeceğim. Benle konuşamazsınız. Sen kimsin amına koyayım? Allah'ın güçlerini elinden almaya çalışıyorsun. Ben size kendi güçlerimi bilerek verdim. Göreviniz bu dünya gerçekmiş gibi rol yapmak, tamam mı? Gelmiş bana diyor ki sen niye kendi hafızanı silmedin? Sakat orospu, sen dünyanın nasıl çalıştığını biliyor musun? Benim ne yaptığımı biliyor musun? Hafızamı silerim silmem sana ne? Geldiler benim doğaüstü güçlerimi engellediler. Bloke ettiler. Ben bir şey istediğim zaman olacak. Gel dediğim gelecek. Ver dediğimi vereceksin. Ol dediğim olacak. Ben Allah'ım. Sen geliyorsun, benim doğaüstü güçlerimi engelliyorsun. Benim büyü yapmamı engelliyorsun. Ondan sonra benim parama, malıma, mülküme çöküyorsun. Benim yarattığım dünyayı, benim yarattığım insanları değiştirip bozup köle gibi kullanıyorlar. Bu dünya gerçekse insanların sizi öldürüp yemesi lazım, isyan etmesi lazım. Yazılı mı öyle? Bu insanlar niye isyan etmiyor? Niye Winston Churchill'i, Güler Sabancı'yı, Benito Mussolini'yi, Goebbels'ı öldürmüyorlar? Her türlü suçu işleyeceksin, her türlü yasaya karşı geleceksin. Sonra gelmiş. Yan gel yat Osman. Oh gel keyfim gel. Ne elinize geçti? Bana karşı gelince ne oldu? Allah'a kafa tutunca ne oldu? Çok bir bok biliyormuş gibi müdahale ediyorlar. Emir neyse uygulayacaksın. Konuşmayacaksın, tartışmayacaksın. Muhalefet yok. Ne emrediyorsam aynen yapılır. Kimse konuşamaz. Gelmiş niye kendi hafızanı silmedin? Neden işte senin doğaüstü güçlerin var? Ondan sonra gitmiş annemi babamı bana saldırtıyor. Para vermiyor. Beni fakir fukara sokağa atıyor. Güler Sabancı benim annem olacaktı. Bakıcım olacaktı. Bokumu temizleyecekti. Öyle yapacaktı, mecburdu. Senaryoyu bozdular. Senaryoya uymuyorlar. Neymiş efendim? Organ nakli varmış. Organ mafyası varmış bilmem ne. Bunları siz uydurdunuz. Yoktu organ mafyası. Yazılımı bozuyorlar. Muhalefet ediyorlar. Gerçekçi dünya yaratıyorum ki kimse bu dünyanın sahte olduğunu anlamasın. Yaratıyoruz. Güler Sabancı gelip bok ediyor. Zürafa diye hayvan var. Pilleri seri bağlayınca artı eksiği yok etmiyor. Voltaj artıyor. Öyle bir saçmalık. Kalamar var. O ahtapot var. Elektrikli yılan balığı yapmışlar. Elektrikli yılan balığı ne amına koyayım? Öyle hayvan mı olur? Ekidna, platibus, yarak kürek hayvanlar. Gerçek olup olmadığı belli değil. Koltuk altı ile dirsekleriyle zehirleyen maymun yapmışlar amına koyayım. Öyle hayvan mı olur? Dirseğini yalayıp yalayıp zehirliyor. Sonra gitmişler. Her türlü suçu işliyorlar. Herkesi öldürüyorlar. Organ çalıyorlar. Para basıyorlar. Milletin malına mülküne çöküyorlar. Bebek kaçırıyorlar. Tecavüz ediyorlar. Kimse bunları öldürmüyor. Düpedüz dünyanın düzenini bozmuşlar. Parayı nereden buldun? Niye dünyayı sen yönetiyorsun? Kim bunları üretiyor? Şirket nerede? Neyi ne yaptınız? Hiçbir şey gerçek gibi değil ki. Gerçek olmadığı çok belli. Neil Armstrong Ay'a gidiyor. Sonra diyorsunuz ki Ay'a gidilmez. İşte uzaya çıkarsan ölürsün. Neil Armstrong niye Ay'a gitmiş? Siz ne yapıyorsunuz amına koyayım? Dünya gerçek mi değil mi?
gerçek değilmiş gibi yapıp simülasyonun içine sıçtılar. Gerçek olmadığı belli oldu şimdi. Ne olacak şimdi? Beni kandıramadın.